Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sanık Deniz Demir, ifade için kürsüye. Sakin olmak için sakın kendini zorlama. Kendini bırak. Heyecandan titreyecek misin? Titre. Sakın bastırmaya çalışma. Heyecanını bastırmaya çalışanın saklayacakları vardır. Senin saklayacak hiçbir şeyin yok. Ben odada oturuyordum. Sonra Dudu geldi Öykü'yle beraber. Kudret bizimkilere saldıracakmış. Öykü biraz seninle kalabilir mi dedi. Ben de tamam dedim. Sonra odada Öykü'yle beraber kaldık. Sonra dışarıdan çok böyle yüksek arbede sesleri gelmeye başladı. Öykü annesini istedi. Ben de biraz sonra gelecek dedim. Sonra biraz daha sesler gelmeye başlayınca çocuk ben anneme gitmek istiyorum dedi tekrar. Sonra ben de onu oyalamak için duvarda asılı kızımın fotoğrafı vardı. Göstermek istedim. Tam duvara doğru döndüm. Sonra o arada Öykü orada odadan çıktı, fırladı. Ben de peşinden fırladım hemen. Sonra bir koridora girdi. Ben de Öykü diye bağırdım arkasından. Etraf çok kalabalık. Herkes sopalarla birbirine saldırmaya başlamış. Çok korktum çocuğa bir şey olacak diye. Sonra bir koridorun ucunda gördüm onu. Sola döndüğünü zannettim. Ben de hemen arkasından koridorun sonundan sola döndüm ve döner dönmez kaydım birden. Dizlerimin ve ellerimin üstüne düştüm. Yani o an elimin altında bir şey hissettim. Sonra baktım, yani her yer kan, elimin altında bir bıçak. O an anladım kana basıp kayıp düştüğümü. Sonra bıçağı istemsizce elime almışım. Sonra zaten herkes teker teker geldi. Ben de o şokla kaldım. Bu kadar. Sayın Hakim, müvekkilime savcılık tarafından isnat edilen suçlama Türk Ceza Kanunu'nun 82'ye A'ben. Yani tasarlayarak kasten cinayet. Şimdi isterseniz isyan gününe geri dönelim ve iki tane noktaya açıklık getirmeye çalışalım. Bir, bu koşullar altında gerçekten tasarlayarak bir cinayet işlemek mümkün mü? İki, bu çok daha önemli, bu cinayeti gerçekten müvekkilin mi işledi? Şimdi izniniz olursa cezaevinin güvenlik kamerası görüntüleriyle başlayacağız. Gerçi isyan esnasında bazı kameralar mahkumlar tarafından devre dışı bırakılmıştı. Ama Allah'tan elimizdekiler yeterli. Görüntülerin ilki gelsin. Bu görüntüde isyan haberini alan Nihal Hanım'ın birazdan odadan fırlayıp çıktığını göreceksiniz. Evet, şu anda mahkumlar koşuyor. Donduralım lütfen. Gördüğünüz gibi Nihal Hanım odasını tam 15.08.38'de terk ediyor. Peki bu esnada müvekkilim nerede? O ne yapıyor? İkinci görüntü gelsin. Evet, burada gördüğünüz gibi Öykü'nün arkasından koşan da müvekkilim. Donduralım. Zaman 15.09.26. Yani maktulün odasını terk etmesinden tam 47 saniye sonra. Sayın Hakim, sırf bu görüntü bile bu olayda tasarlayarak cinayet iddiasını yıkmaya yeter. Zira tasarlayarak işlenen hiçbir cinayette katiller kurbanlarından sonra hareket etmezler. Peki, Deniz Demir'in görüntülerini izlemeye devam edelim. Koridorlar, kalabalığın arasında kaçan Öykü ve onu arayan müvekkilim. Arada Öykü diye bağırdığını da görüyoruz. Donduralım lütfen. Saat 15.15.00. Yani müvekkilim odasını terk edeli tam 5,5 dakika oldu. Peki acaba Öykü'nün peşinden koşarken Deniz Demir şuraya kadar gelmişken cezaevi müdürünü bıçaklasam diye mi tasarlıyor? Ha? Ne diyorsunuz sayın savcı?
Sormayın efendim. Savunmanıza devam edin siz. Tabii efendim. Görüntülere devam edelim. İkisi bir aksın. Birbirinden habersiz farklı koridorlarda koşan iki kadın tam olarak 23 güvenlik kamerasının önünden geçtiler. Ve hiçbirinde aynı kareye düşmediler. Ta ki o en son ana kadar. Şimdi Nihal Hanım'ın son gördüğümüz ana gelelim. Evet, maalesef Nihal Hanım'ı canlı olarak gördüğümüz son nokta burası. Bundan sonra bir iki adım atacak ve olay yeri dediğimiz cinayetin işlendiği koridora sapacak. Saate bakalım. 15:16:29. Peki o sırada müvekkilim nerede? Ali. Burası da Öykü'yü gördüğü son nokta. Birazdan o da aynı koridora sapacak. Olay yeri ve anını gösteren kamera görüntüleri ne yazık ki elimizde yok. Ancak çok önemli bir nokta var. Lütfen zamana dikkat edelim. Zamanı okuyalım. 15:16:13. Yani müvekkilim sadece 15 saniye geride. Ve savcılığın iddiasına göre 15 saniye sonra müvekkilim cinayeti işleyecek. Peki bu mümkün mü? Peki Deniz Hanım'ın görüntüsünü büyütelim lütfen. Şu görüntüye bakan herkes elinden kaçırdığı çocuğun peşinden koşan, panik halde onu arayan müvekkilimi görür. Ancak sayın savcım 15 saniye sonra cinayet işleyecek bir kadın görüyor. Erhan Bey, bize niyet okumayın lütfen. Bıçağın üzerindeki müvekkilinizin parmak izlerini size tekrar tekrar hatırlatmayalım. Lütfen. Bunu bana daha çok hatırlatacaksınız sayın savcım. Çünkü elinizde başka bir şey yok. Bu görüntüler boyunca bıçağı gören var mı? Yok. Bıçağı gördüğünü söyleyen bir tanık var mı? Yok. Mutfaktaki bir et bıçağı demiştik. Mutfaktan alındığını gören bir tanık var mı? Yok. Peki başkası getirmiş olabilir mi? O zaman da o başkasının parmak izi olurdu bıçakta. O da yok. Ha, bu durumda tek ihtimal kalıyor. Müvekkilime 15 saniye sonra Nihal Hanım'la karşılaşacağı bir şekilde malum oluyor. Ve o cinayeti tasarlayıp mutfağa koşuyor. Mutfaktan geri gelip Nihal Hanım'ı bıçaklıyor. Peki bu mümkün mü? Şimdi olay yeri tam şu kırmızı noktada oluyor sayın hakim. Mutfakta burası. Arada bir sürü koridor ve üstelik bir kat var. Mutfakla olay yeri arasındaki mesafe tam 196 metre. Gidiş dönüş 196 metre. Meslektaşım Ali'ye bu mesafeyi koşturdum. Kendisi eski milli atlettir. Ali bu mesafeyi tam 30 saniyede koştu. Anlaşılan biraz paslanmışsın Ali. Sayın hakim, savunma varsayımlar üzerinden hareket ediyor. Bu kabul edilemez. Bu kabul edilemez. Etmek zorundasınız sayın savcım. Siz başlattınız. Bir önceki duruşmada ne dediniz? Hatırlayalım mı? Bu durumda doğru anladıysam sayın savcım bıçağın sanık tarafından mutfaktan gizlice çıkarıldığını düşünüyor. Doğru mu anladım sayın savcım? Bizce öyle. Ama bizce öyle değil. Çünkü mutfakla cinayet mahalli arasındaki o 196 metreyi bu dünyada 15 saniyede koşabilecek yalnızca ama yalnızca bir kişi vardır sayın hakim. 100 ve 200 metreler dünya rekortmeni Usain Bolt. Ancak müvekkilim Deniz Demir ne çare ki asla ve asla bir Usain Bolt değildir. Olamaz da. Karar. Sunulan deliller, dinlenen tanıklar ve izlenen görüntüler ışığında sanığın da vermiş olduğu ifade dikkate alınarak sanık Deniz Demir'in tutukluluk halinin devamına, tanıkların dinlenmesi ve mevcut delillerin incelenmesi için ve ayrıca savunma tarafının ileri sürmüş olduğu tezlerin bilirkişi için incelenmesine ve gelecek duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir. Duruşma bitmiştir. Demiştim değil mi sana? Kurtaracağım seni. Adım adım az kaldı.